Sevgili arkadaşlar, elektrik akımı soru çözümüne başlıyoruz. İlk sorumuz bir eşdeğer direnç sorusu. KD noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye sorulmuş. Kaç ohmdur bakalım. Şimdi bu bir tuzak gibi duruyor. Sanki burada bir kısa devre varmış gibi duruyor. Hı-hı. Ama aslında yok. Yok ben mu? Aslında... Yani şuradan gider direkt atlar gibi geliyor mu? Bu sefer buna takılmak zorunda kalacak. Buradan da gidip buraya direkt atlıyor. Evet. Bir yerde bir dağılma oluyor. Hemen harflendirelim. Bu tip sorularda en garanti yöntem harflendirme. K'den başladık. Burası K. Buradan devam ettik. K geldi. Tam sıfır geçmiş. K ve K. Hı hı. L'den çıktık yola. L, L, L. Eskiden öyle bir şarkı vardı. L, 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 L sakine. Şimdi ne yaptık hocam? Harflendirdik. K ve L arasında kaldı bütün dirençlerimiz. Hı hı. Doğru mudur? Doğru. K ile L arasında 36 var yazdık. K ile L arasında 36 var yazdık. K ile L arasında 36 var yazdık. Yani hepsi birbirine paralel mi bağlanmış? Evet. Eşdeğer direnç kısa yöntemden yapalım mı? 36. Özdeş büyük. Olduğunda direkt 3 tane olduğu için 3'e böldük. Eşdeğer direncimizi 12 ohm bulduk. Diğer sorumuz K ile L noktalar arasındaki eşdeğer direnç kaç ohmdur diye soruyor. K. K. Bitti. L. Evet. E buna ne diyeceğim? Başka harf yok. Kendimiz vereceğiz o zaman. M. Şimdi yazarken de K, L, çok güzel. M. Şimdi bakıyorum. K ile M arasında 6 ohm var. Evet. M ile K arasında gene 3 ohm var. Güzel. M ile L arasında 1 ohm var. Evet. K ile L arasında 6 ohm var. Yani şöyle bir de 6 var. 6 var. Güzel. O zaman ilk önce şu iki paraleli yapacağım. Evet. Sonra çıkan sonucu bununla seri yapacağım. Doğru. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3 eşittir 1 bölü R eş diyelim. Hı-hı. 2 ile çarpalım. 3 bölü 6'dan 2 çıkıyor. Hı-hı. Burası 2, burası 1 ise toplamları 3 seri olduğu için. Ve yine 1 bölü 3 artı 1 bölü 6'dan 2 ohm çıkacak. Doğru. Doğru yap. Harflendirmelerim doğru, doğru mu? Hepsi çok, doğru. Çok güzel harflendirdim. Mükemmel bunu. Oldu. Evet, şimdi bir diğer sorumuz. A ampermetresinin gösterdiği değer kaç amperdir diye sorulmuş. Burada ohm yasasından yararlanacağız. V eşittir I çarpı R'de. Şurası 80 voltmuş. Hı hı. Akımı bilmiyorum ama 10 ohmluk dirence bağlıymış. Buradan geçen akım ne oldu? 8 amper oldu. Demek ki ana koldan geçen akım da aslında 8 amper değil mi? Çünkü ana koldan gelen akım 10 ohmun üzerinden geçip yoluna devam etti. 8 amper buraya geldi ve 8 amper buraya geldi. Hı hı. Şimdi burada ne yapılacak hocam? Dirençlerle ters orantılı olarak paylaştıracağız. Doğru mudur? Evet. Yani şuradan 3i kadar, şuradan da i kadar geçecek. Doğru mu? Hı hı. 1'e 3 oranı olduğu için. 8'i 4'e böldüğümüzde 2 olur. Demek ki buradan 6 amper, buradan ise 2 amper mi geçecek? Evet. Hatta bunu sağlamasında şöyle yaparız. Bunların çarpımı gerilime eşit ya. Gerilimlerin de paralel olduğu için eşit olması lazım. 6 kere 4, 24. 2 kere 12, 24. Demek ki doğru yapmışım. Ters orantılı paylaştırıyoruz. Buradan da 2 amper geçtiğine göre o zaman A amper metresinde okunan değerin 2 amper olduğunu söyledik. Bir diğer soru. Devredeki R direnci kaç ohmdur diye sorulmuş. 60 volt vermiş. Ana koldan geçen akım. Şurası artıyı eksi gösterelim. Zaten uzun kısa uçlar vermiş ama. 5 amper denilmiş. Yine ohm yasasından V eşittir I çarpı R. 60 eşittir ana koldan geçen akım 5. O zaman ben buradan eşdeğer direnci bulurum. Eşdeğer direncim ne oldu? 12 ohm oldu. Hı hı. Şunlar birbirine paralel mi bağlı? Evet. Bu da onlara seri mi bağlı? Evet. Yani aslında 16 ve R böyle bağlı. 4 de onlara şöyle bağlı. Ve buranın tamamı da kaçmış? 12. 12'ymiş. Şimdi buranın tamamı 12 ise şu 4 buraya seri bağlı olduğuna göre şurası 8 olmalı. Doğru mudur? Doğru. Tamam. Bunu şöyle yapabiliriz. 1 bölü 8 eşittir 1 bölü 16 artı 1 bölü R. Ya da kısa yoldan ikisi birbirine paralel bağlı. 16 bölü 2. Yani o da 8 çıkacak. Ya da şöyle de yapabiliriz. Aklımızda bulunsun. 16 çarpı R bölü 16 artı R eşittir 8 de diyebiliriz. Her iki yoldan da yapabiliriz. R buradan şu ne geldi? Şu en garanti yolu. Çünkü aynen. Eşit olmayabilirdi bunlar. Tabii, tabii. Farkı çıkardı. Yani yok eşit olmasa da iki tane olduğunda yok, yine bunu kullanabiliriz. Yok yok. 16'yı 2'ye böldük ya biz direkt. Tabii tabii. Biz onun ortalaması ha. olduğunu görüp de bu aynen. da 16'dır diyebiliyoruz ama çocuk görmeyebilir bu diye diyorum. Bu her zaman en garanti yoldur. Bir farklı sorumuz daha var. Buradan bir fırlamış kalan cismi. KL dirençlerinin potansiyel fark akım şiddeti grafiği şekildeki gibidir. Bu dirençler seri bağlandığında eşdeğer direnç R1, paralel bağlandığında da R2 olduğuna göre R1 bölü R2 nedir? Şimdi hocam V eşittir I çarpı R. R'yi yalnız bıraktığımızda V bölü I mi? Demek hı hı. ki şu grafiğin eğimi bize dirençleri mi verecek? Evet. O zaman K'ye baktığımızda örneğin şu noktayı alalım. 60 bölü 10'dan 6 ohm oldu? Doğru. L'ye bakalım.
L'de ne olacak? 30/15. 30/15'ten 2 ohm oldu. Evet. Tamam. Daha sonra ne demiş bize? Bunlar birbirine seri bağlandığında R1 oluyor demiş. Seri bağlayalım. R1 eşittir 6 artı 2'den 8 ohm. Paralel bağlandığında R2 oluyor demiş. 6/4. 1/R2 eşittir 1/6 artı 1/2'den. R2 ne oldu hocam? 6/4, 3/2. 3/2 mi oldu? Hı-hı. 3/2 ohm oldu. Bunların birbirine oranını istemiş. R1'in R2'ye oranı 8/3/2'den ters çevirip çarparsak 16/3 olarak bulundu. Bir başka soru. Bunun benzeri yani tam tabii aynısı değil. Hatta bayağı biraz belki fark var ama benzer bir soru 2017 YGS'de gelmişti. Orada biraz da maddeler verip direncin artması azalması istenmişti. Biz burada daha farklı bir şekilde yorumlamışız soruyu. Bakalım. Aynı maddeden yapılan KLM iletken tellerinin kesit alanları ve uzunlukları çizelgedeki gibidir. Bu teller özdeş pillerin kutuplarına bağlandığında tellerden geçen akım şiddetleri İK ile İM arasındaki ilişki nedir? O soruyla bir tek şeyi tablosu uyuyormuş. Başka hiçbir şey uymuyor şu an. Şimdi aradaki ilişki nedir diye sorulmuş. Şimdi aynı maddeden yapılıyorsa bunların öz dirençleri aynı. Tamam. Biz direnci nasıl buluyorduk? Rho çarpı L bölü A bağıntısıyla buluyorduk. Hı-hı. Şimdi K'yi bulalım. L bölü A. K eşittir. Hepsinin rho'su aynı olacak. Güzel. Hı-hı. L bölü A. Buna R kadar diyelim. Tamam. L'ye bakalım. 2L bölü 2A. O da R kadar oldu. M'ye bakalım. 2L bölü A. 2L bölü A'dan o da 2R kadar oldu. Hı-hı. Şimdi bunlar özdeş pillerin kutuplarına bağlanmış. V eşittir I çarpı R ise özdeş pillerine göre hepsinin V'si aynı. O zaman demek ki İ'de R ters orantılı. Ters orantılı. Biz R'leri sıralarsak RM büyüktür RK eşittir RL oluyordu. Akım da bunun tam tersi ise IM küçüktür IK eşittir IL şeklinde yazılabilir. Yardım edeyim. Ellerim kurumuş. Şimdi, klima açık soğuk burası. Bir diğer soru. Bir devre parçası gösterilmiş. S anahtarı açıkken devreden geçen akım şiddeti I1, kapalı iken I2'dir. Buna göre I1 bölü I2 oranı nedir? Şimdi açıkken buradan akım geçmiyor. O zaman bu yok. 4 ile 6 birbirine nasıl bağlı? Seri. Seri bağlı. O zaman birinci durumdaki eşdeğer direnç 4 artı 6'dan 10'u. Peki V eşittir IR'den yerine yazalım. Yazalım. 60 eşittir I1 çarpı 10'dan. I1'i ne bulduk hocam? 6 10. 6 amper. Şimdi devam edelim. İkinci durumda bunu, bunu kapattık. Bunlar birbirine paralel bağlı. 1 bölü 3 artı 1 bölü 6'dan buranın 2 ohm olduğunu biliyoruz. Eşdeğerini bulalım. 4 ile 2 artık birbirine nasıl bağlı? Seri. 4 artı 2'den 6 ohm. Yazıyoruz. V eşittir I çarpı I2 çarpı R2 diyelim bu sefer. Yine aynı 60 volt eşittir I2 çarpı 6. I2'yi buradan ne bulduk? 10 amper bulduk. Bunların oranını istemiş. O da 6 bölü 10'dan 3 bölü 5. Evet. Geldi ilk son sorumuza. Güzel bir sorudur. Bakalım. A amper metresinden hangi yönde ve kaç amper akım geçmektedir? Yani şeyi tanımlamamışız. Görüyoruz diye. Şimdi 6 ohm, 3 ohm, 4 ohm, 4 ohm ve 48 voltluk değerler bizlere verilmiş. Burada bir amper metre var. Amper metreden hangi yönde ne kadar akım geçer diye soruyor. Akım geçecek mi o amper geçecek. Metreden? Şimdi bu kapalı anahtar gibi düşünülüyordu. Yani burası düz tel. Doğru mudur? Hı hı. Burası düz tel olduğuna göre 6 ve 3 birbirine nasıl bağlı hocam? Paralel. Paralel bağlı. Yani şuranın toplamı aslında 2 ohm. 4 ve 4 de birbirine paralel bağlı. Bunlar da birbirine paralel olduğu için 4 bölü 2'den 2 ohm. Doğru. Şimdi eşdeğer dirençten gidelim. V eşittir I çarpı R. V'si 48 volt. Eşittir. I çarpı. 2 ile 2 birbirine seri bağlı. 4. Eşdeğer direncim 4. I eşittir ne geldi? 12. 12 amper. Peki. Şimdi 12 amperlik akım buradan yola çıktı. Hı-hı. Geldi. Gidiyor. Gitti. 12. 6'ya 3. Yani 1'e 2 oran var. 4'e 8. 4'e 8. Ters orantı olarak seçecek. 4 ampere 8 amper. Hatta hemen sağlamasını yapalım. 6 kere 4 24, 8 kere 3 24 demek ki doğru. Ama 12 amper buradan çıkıp böyle de yoluna devam ediyor ya hocam. Burada da kaça kaç gelecek? 6 ampere 6 amper mi gelecek? Eşit olduğu için. Şimdi şöyle bir gariplik var bakın. Şurada 4 amper geldi. Çok mantıklı. Kaç gitti? Ben şunu farklı renk yazacağım. 6. 4 amper geldi. 6 amper gitti. Buradan da 8 amper geldi. Buradan da 8 amper şunu geldi. Şunu şöyle. 8 amper geldi. Şurada 6 amper gitti. Doğru mudur? Doğru. Yani demek ki
aslında bu gelmiş 6'yı buraya aktarmış ama 2 amperi yukarıya atmış. 4 ile 2 toplamı da 6 etmiş. Hı hı. O zaman ampermetrede 2 amperlik bir akım var. Bunların farkı. Yukarı doğru. Ve nereye doğru? Bir yönünde 2 amperlik akım uyguladık. Yani buradan 8 geldi, buradan 4 geldi. Ama devam ettiklerinde 6'ya 6 gidiyor. Demek ki bu 2 tanesini yukarıya aktarmış. Aynen. O yüzden sırf basit bir şekilde yani yukarı gitti diyor. Aynen öyle. Vay be, güzelmiş.